Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Forex serisinin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bugün ne konuşacağız Mustafa? Biraz artık marketin cilvelerini anlatmaya başlayacağız. Fiyat nerede oluşuyor? Kim tarafından oluşturuluyor ile başlayacağız. Sonra market yapısını, aracı kurum yapısını, işte fiyat sağlayıcı aracı kurum vesaire gibi cilveleri ufak ufak anlatacağım. Yavaş yavaş şeye gelmeye başlıyoruz. En böyle cıvcıvlı yerlere gelmeye başlıyoruz. Buraların bilinmesi lazım. Temel vermek için bu ikinci bölüm de aslında bir temel. İlk bölümde verdiğimiz temelin devamı. Geçen gün aklıma bir şey geldi. Sana sormadım. Burada soracağım. Sen de ilk defa duyacaksın. Şöyle bir şey yapabilme şansın olur mu? Ben bilgisayarda ekran kaydı açacağım. Bir demo hesap oluşturacağız. Ve alım nasıl yapılır? Satış nasıl yapılır? Stop loss böyle. Stop loss. Nereden duydun onu sen? Sen stop loss da mı biliyorsun? Take profit de bilirsin o zaman. Take profit, stop loss bunları bir türlü teknik olarak yapabilir yani. Miyiz? Yapabiliriz tabii ki. Yani bir demo hesap açacağız. Bunu insanlar hani adım adım nasıl yapılır? Hiç problem değil. Gerçek hesapta da gösterebiliriz ama o zaman işlemlerim falan belli olur. yok şu anda ben çok uzun süredir Forex işlemi yapmıyorum. Şimdi önce ben sana bir soru sorarak başlayayım. Ekranda görüyorsun ya televizyonda falan. Orada bir dolar ibaresi yazıyor. Gerçi bunun cevabını geçen gün vermiştim sana. Altta böyle bir bant dönüyor. Orada dolar, altın, euro fiyatları görüyorsun. O fiyatları kimin belirlediğini hiç merak ettin mi? Ya da nerede belirlendiğini biliyor musun? Yani bir önceki bölümümüzde ya da başka bir dolar bölümünde başka konuştuk. Başka bir videodaydı bir önceki bölümde. Evet. Değil. Piyasa belirleyicileri. Evet. Bir malın fiyatını aslında alıcılar, satıcılar arasındaki kavga belirler. Daha internetin olmadığı, hatta internetin olduğu ama ilk zamanlarında yaygın olmadığı zamanlarda serbest piyasa döviz kuru diye bir şey vardı. Ve biz onu görürdük televizyonların alt köşesinde ya da gazetelerde ertesi gün üst satırlarda. Kapalı çarşıda alıcılarla satıcıların arasındaki münasebetten bir fiyat çıkardı ve o serbest piyasa fiyatı olarak bize yansırdı. Bir de işte bankalar arası kotasyon vardı. Bankaların kendi arasında yaptığı işlemlerle. Bu ikisi birbirinden farklı yerde fiyatlanıyor gibi görünse de aslında çok da farklı değil. Farklı olamıyor teknik olarak. Birazdan anlatacağım. Şimdi geldiğimiz noktada piyasa artık çok daha global. Yani senin o kapalı çarşıdaki işleminin vesairenin hiçbir önemi yok. Artık önemli olan o Forex piyasası içerisindeki fiyat sağlayıcılarda oluşan denge sonucu. Oluşan fiyat. Birkaç tane farklı fiyat sağlayıcı var. Fiyat sağlayıcı nedir? Bu Forex işlemi yapıyorsun ya. Herkesin ayrı aracı kurumu var. Sen A aracı kurumundan, ben B aracı kurumundan işlem yapıyorum. Orada senin önünde saniyelik, saliselik değişen fiyatlar var. Evet. Ve sonra fiyatlara göre alış satış yapıyorsun falan filan. Ama senin fiyatın başka bir fiyat sağlayıcıdan geliyor olabilir. Benim fiyatım da başka bir fiyat sağlayıcıdan geliyor olabilir. Bunlar ayrı ayrı büyük market maker'lar. Seninki belki Amerika'da bir fiyat sağlayıcı. Benimki belki Londra'da bir fiyat sağlayıcı. Birbirinden farklı yerler, farklı kaynaklar olmasına rağmen birbirine çok yakın sonuçlar doğuruyor. Hemen hemen aynı sonuçlar doğuruyor. Neden? Çünkü senin servis sağlayıcın dolara 5 lira derken buradaki dolara 4 lira derse bir arbitraj oluşur. Ve şu anda milisaniyeler içerisinde öyle büyük işlemler dönüyor ki bu arbitraj hiç oluşmuyor neredeyse. Evet. Hemen hemen bütün fiyat sağlayıcılar aynı fiyatı veriyor. Eğer işin içinde bir bit yeniği yoksa. Yani bu fiyatlar trilyonlarca dolarlık işlemin döndüğü o Forex piyasasında belirleniyor artık. Evet. Kapalı çarşı vesaire artık o rakamlara göre işlem yapıyor. Orada gördüğü rakama göre kapalı çarşıdaki adam altın ya da dolar alıyor satıyor. Yani insanların kafasında muhtemelen bu bir basit bir soru ama soru işaretiydi diye düşünüyorum ben. Ben olsam bu işi bilmiyor olsam derdim ya bu fiyatı kim söylüyor abi? Evet. Kim diyor buna 6.99? İşte bu fiyat günlük trilyonlarca dolarlık işlem hacminin döndüğü Forex piyasasında belirleniyor arkadaşlar. Şu anda o televizyonların altında gördüğünüz dolar, euro, altın bedelleri. Buraya kadar anlaşıldı mı? Tabii. Var mı bir sıkıntı? Şunu soracağım. O oluşan arbitraj olursa bundan sistem çok büyük zede alır. Sistem, almasın diye mi bunu ortak bir şey belirliyorlar? Arbitraj oluşamıyor. Oluşursa
birileri çok kolay para kazanır. Evet. Arbitraj nedir biliyor musun? Biliyorum. Bir malı A yerinde 5 liraya, B yerinde de 4 liraya, gidersin B yerinden 4 liraya alırsın, götürürsün A'ya 5 liraya satarsın. Evet. O aradaki 1 lira kesin kazançtır. Risksiz. O aradaki 1 liraya arbitraj denir. Bu eskiden çok mümkündü. Teknolojinin, internetin, ulaşımın güç olduğu zamanlarda. İşte Türkiye'de bir malın fiyatı başka, Amerika'da bir malın fiyatı başka. Sen bunu Türkiye'den alıp Amerika'da satarsan ya da tam aksi Amerika'dan alıp Türkiye'de satarsan parayı indirebiliyordun. Evet. Ama artık her şey global, her şey küresel, her şey online ve anlık. Benim sorum şuydu aslında. Bu dengeyi sistem kendisi mi kuruyor yoksa piyasa belirleyicilerin arasında bir bağlantı var mı? Arasında bir bağlantı teknik olarak yok. Ama sistem, daha doğrusu işleyiş muhakkak o bağlantıyı yerine getiriyor. Tamam. Sorun buydu. Yani teknik olarak sen bir fiyat sağlayıcısın, ben bir fiyat sağlayıcıyım. Sana arayıp Tolga sende 5 lira mı 4 lira mı falan filan gibi bir yok, ya da konuşan bir yazılımımız yok. Hı. Bunlar birbirinden tamamen ayrı olsa da birkaç milisaniye içerisinde oluşan farklılıklar kapanır. Tamam. Minimal farklılıklar oluşur, o da bir arbitraj doğrulur. Orada gördüğümüz rakamlar bunlar. Şimdi dönelim Forex'e. Forex'in gerçek hayattan farkları var. Daha önce hep bir bölümde anlatmıştık kaldıraçlı işlem yapılıyor diye. Kaldıracın dışında fark ettim ki ben orada çok önemli bir şeyi söylememişim aslında. Forex'te çift yönlü işlem yapabilme şansına sahipsin. Bu aynı şekilde bizim vadeli işlemler ve opsiyon piyasası için de geçerli. Kapalı çarşıya gidip dolar almak istersen TL verip karşılığında dolar alırsın değil mi? Evet. Doların yokken dolara edinebilirsin. Peki doların yokken dolar satabilir misin? Gülerler değil mi? Ama Forex'te kısa dediğimiz, short dediğimiz işlemi yapıp elinde dolar yokken de ya da elinde euro yokken de ya da elinde altın yokken de düşüşüne oynayabilirsin. Hmm. Satış yapabilirsin. Bu biraz borsacılar şeyi bilir. Açığa satış diye bir şey vardır. Elinde olmayan hisse senedine satış verirsin. İşte kapama zamanı geldiği zaman da alış yaparsın. Eğer gerçekten düşmüşse karını cebine koyarsın. Düşmemişse zararını ödersin gider. Gibi. Yani borsada teminatın değil de zararını ödersin. Ben yok. O Forex'teki Forex'te açığa satıştan bahsettim. Yani. Açığa satış değil bu aslında. Mantığı sadece ona benziyor. Forex'te alış da açığa alış çünkü. Ya, hayali bir. Tabii. Yani tamamen rakamlar, fiziksel dijital karşılığı olmadan alıyor ve satıyorsun. Yani yükseleceğine oynuyorsun ya da düşeceğine oynuyorsun. Bu arada oynuyor ibaresine takılanlar oluyor. Takılmayın lütfen. Yani bu dillere pelesenk olmuş bir durum. Bunun bir oyun olmadığını söylüyorum. İşlem. Ama bazen ağzımızdan oynuyor, kaçıyor. Forex'in bu çift yönlü özelliği insanlara cazip gelebiliyor. Neden? Dolar yükselecek beklentisiyle gidip nakit parayla dolar alma şansına sahipsin. Ama dolar düşecek beklentisi hasılsa sende. Diyorsun ki ya dolar çok yükseldi. Teknik olarak da baktım. Şu önümüzdeki günlerde düşecek. Ya da altın, ya da petrol, ya da endeks, DAX endeks. Ya keşke düşüşüne oynayabilsen. İşte Forex'te düşüşüne de oynayabiliyorsun. Evet. Düşerse para kazanıyorsun. Bu böyle bir cazibeye sahip. Kandıran bir durum mudur insanları? Kandıran bir durumdur ve bence de mantıklıdır. Yani çünkü çok kez kullandım. Daha çok short oynayan bir adam olduğum için. Hani short teknolojisi olmasaydı, Forex'te short edebilme teknolojisi olmasaydı ben bugün bunları anlatamazdım evet. Muhtemelen. Forex'in en cazip taraflarından bir tanesidir short edebiliyor olmak. Bir ya da önceki diyor. Bölümde anlatmıştın. Bir daha bir tekrarlar mısın? Short düşüşüne evet. Yatırmak mı? Long uzun yani yükselecek üzerine para çiftleri ya da emtialar neyse. Dolar TL long ettiysen yükselişine oynamışsın demektir. Yükselirse para kazanırsın. Short ettiysen düşüşüne oynamışsındır. Düşerse para kazanırsın. Hı. Yükselirse kaybedersin. Tamam. Çift yönlülük özelliği bu. Kaldıraç dedik. Kaldıraç, 200 kaldıraç, 400 kaldıraç, 500 kaldıraça kadar veren var. Bir önceki bölümün tekrarını seyrederken kafama bir şey takıldı. Aslında orada sormam gereken bir soruydu. Şimdi sorayım. Bu bölümde olsun. Kaldıraç oranını ne belirliyor? Kaldıraç oranını Türkiye'deki aracı kurumlarda SPK düzenliyor. Belli para çiftlerine ya da belli kontratlara diyeyim ben. Para çifti değil çünkü sadece para değil, emtialar üzerinden de, endeksler üzerinden de oluşturulmuş kontratlara short ya da long emir verebiliyorsun. Hı hı. SPK belli kontratlara belli kaldıraç oranları tanımlıyor.
o kaldıraç oranları veriliyor. Kimi zaman bunları değiştiriyor. Volatil ortamlarda 1'e kadar düşürmüşlüğü var. 1'e 1 yani kaldıracı ortadan kaldırmışlığı var. Yurt dışında durum bambaşka. Yurt dışında kullandığın aracı kurum sana teklifler sunabiliyor. Yani sen seçebiliyorsun bazılarında kaldıraç oranını. Ben diyorsun 400 kaldıraç oynamak istiyorum. Veriyorsa onu o kurum 400 kaldıraçlı da oynuyor. Ya da diyorsun ki sen ben 50 kaldıraçlı oynamak istiyorum. 500 kaldıraça kadar verildiğini duydum. Daha fazlasını da duydum ama bakmadım bile ya. Yani. Ne değişiyor? Şartları risk değişiyor mu? Şart. 50 kaldıraçta yaptığın zaman, 200 kaldıraçta tercih ettiğin zaman bir şartlarda bir değişiklik oluyor mu orada? Şart şu. Kaldıraç miktarının çok olması daha küçük teminatlarla daha büyük pozisyonlar alabilmeni sağlıyor. Ama bu aynı zamanda çok büyük bir riskin altına girdiğini gösteriyor. Yani sen 100 kaldıraçla bir kontrat alabilecek teminata sahipsen 500 kaldıraçla 5 kontrat alabilecek şansa sahip oluyorsun. Ama tabii işte o 5 kontratın riskini almış oluyorsun. Evet. 500 kaldıraç olduğu için kazanç da o oranda katlanıyor. Kayıp da. Kayıp da o oranda katlanıyor. Onlara bu arada bir sonraki bölümde muhtemelen gireceğiz. Çünkü ince noktaları var, bilinmesi gereken. Oynayanlar muhtemelen zaten çoğuna hakimdir. Oynamayanlar için ya da düşünenler için ya da çok hakim olmayanlar için vereceğim küçük trikler var. Bunları bilmeden işlem açmamalısınız. Hı hı. O yüzden mesela demo account'ta oynamanın çok büyük artıları var.